Bir Ermeni ve Bir Diğer Ermeni. William Saroyan. Rostov şehrinde gece geç saatlerde bir biranenin önünden geçtim ve beyaz önlüklü, muhtemelen Ermeni olan bir garson gördüm. İçeri girdim ve bizim ana dilimizde şöyle dedim: "Nasılsın?" Cevapladı: "Allah belanı vermesin, nasılsın?" Onun Ermeni olduğunu nasıl anladım bilmiyorum ama kesin olarak söyleyebilirdim ki Ermeni. Sorun ne tek başına ten renginin koyuluğu, ne burnunun kıvrımlı oluşu, ne saçının kalınlığı ve gürlüğü, ne de canlı gözünün kafasının içindeki konumuydu. Doğru ten rengine, doğru burun kıvrımına, aynı tür saç ve gözlere sahip birçok kişi var ama onlar Ermeni değil. Kabilemiz olağanüstü bir kabile ve ben Ermenistan'a gitmek üzere hazırlanıyordum o dönemde. Yani aslında üzgünüm bunu söylediğim için ama hiçbir yerin Ermenistan olmaması derinden üzüyor beni. Ermenistan diye bir yer yok. Küçük Asya'da Ermenistan denilen küçük bir toprak parçası var ama öyle değil o. Ermenistan değil orası. Orası sadece bir yer. Orada ovalar, dağlar, nehirler, göller ve şehirler var. Ve her şey yolunda. Dünyanın diğer yerlerinden daha az güzel değil. Ama burası Ermenistan değil. Sadece Ermeniler var ve bunlar yeryüzünde orada yaşıyor. Ermenistan değil. Çünkü Ermenistan yok beyler. Amerika yok. İngiltere yok. Fransa yok. İtalya yok. Sadece dünya diye bir yer var. Böylece yabancı bir ülkede yaşayan bir uzaylıyı selamlamak için küçük Rus bira salonuna girdim. "Vay!" dedi. Dilimizi ve konuşma tarzımızı bu kadar komediyle dolu kılan kısıtlı, şaşkın bir tonlamayla. "Sen!" "Tabii ki ben. Bir yabancıyım. Mesela kıyafetlerim, şapkam, ayakkabılarım ve hatta belki Amerika'nın yüzümdeki küçük bir yansıması bile var. Burayı nasıl buldun?" "Hırsız!" dedim sevgiyle. "Yürüyorum." "Hangi şehirdensin? Nerede doğdunuz?" "Muş!" dedi. "Nereye gidiyorsun? Burada ne yapıyorsun? Sen bir Amerikalısın." "Kıyafetlerinden bunu anlayabiliyorum." "Muş. O şehri seviyorum. Hiç görmedim. Hiç görmediğim, artık var olmayan, sakinleri öldürülmüş bir yeri sevebilirim. Babamın gençliğinde ara sıra ziyaret ettiği bir şehir Muş. Tanrım, bu Muşlu siyah Ermeni'yi görmek çok güzeldi. Bir Ermeni'nin dünyanın uzak bir yerinde bir Ermeni ile karşılaşmasının ne kadar iyi bir şey olduğunu bilemezsiniz. Üstelik de bira salonunda bir adam. Erkeklerin bira içtiği bir yer. Biranın çürük kalitesi kimin umrunda? Sinekler kimin umrunda? Bu durumda diktatörlük kimin umrunda? Bazı şeyleri değiştirmek kesinlikle imkansızdır. "Vay!" dedi. "Vay!" Yavaşça, kısıtlı bir sevinçle. "Vay!" "Ve dili konuşuyorsun. Unutmamış olman şaşırtıcı." Ve iki bardak berbat bir Rus birası getirdi. Ermeni jestleri çok anlamlıdır. Dizin tokatlanması ve kahkahalarla kükreme, lanet. Dünyanın incelikli alaycılığı ve onun büyük fikirleri. Ermenice kelime, bakış, jest, gülümseme ve bunların sayesinde ırkın hızla yeniden doğuşu, yıllar geçse de, şehirler yıkılsa da, babalar, kardeşler ve oğullar öldürülse de, yerler unutulsa da, zamansız ve yeniden güçlü. Hayaller ihlal edildi. Yaşayan kalpler nefretle karardı. Dünyadaki herhangi bir gücün bu ırkı, tarihi sona eren, savaşları yapılan ve kaybedilen, yapıları çöken, edebiyatı okunmayan, müziği duyulmayan, önemsiz insanlardan oluşan bu küçük kabileyi yok etmeye çalışmalarını görmek isterim. Artık duaları okunmayan bu kabileyi. Devam edin. Bu ırkı yok edin. Yine 1915 diyelim. Dünyada savaş var. Ermenistan'ı yok edin. Bakalım yapabilecek misiniz? Onları evlerinden çöle gönderin. Onlara ne ekmek ne su verin.
evlerini, kiliselerini yakın. Bakalım bir daha yaşamayacaklar mı? Bakalım bir daha gülmeyecekler mi? 20 yıl sonra ikisi bir birhanede buluşup güldüklerinde ve onların dillerinde konuştuklarında ırk bir daha yaşayıp yaşamayacak mı görün. Devam edin. Bu konuda bir şey yapıp yapmayacağınıza bakın. Bakalım onların dünyanın büyük fikirleriyle alay etmelerine engel olabilecek misiniz? Siz orospu çocukları dünyada birkaç Ermeni konuşuyor diye devam edin ve onları yok etmeye çalışın bakalım. William Saroyan, Ağustos 1935, New York.